için ekip arkadaşlarımla beraber tercih döneminde en çok sorulan soruları derledik. İyi seyirler. Gerçekten ya. Başlıyorum. İlk hakkında şunu söyleyebilirim. Bence devamsızlık, devam zorunluluğu beni çok sıkıntı etmişti açıkçası. Onun dışında hazırlık senesinin Yıldız Teknik'te zor olduğunu düşünüyorum. Faydalı da, okunabilir bence. Sosyal imkanlardan, kulüplerde vakit geçirmekten benim için bolca vaktim olmuştu hazırlıkta. Bu şekilde kullanmıştım hazırlığı. Burada ben şeye gireyim o zaman, biraz da sınavlardan bahsedeyim. Çünkü geldiğinde öğrenciler genelde pek bir bilgi sahibi olmuyor bu konu hakkında. Bizim genelde haftada bir sınavlarımız oluyordu neredeyse. Bunların ortalamanızı etkileme oranları farklı oluyordu. Ama hani gözünüzü korkutacak şekilde aşırı zor sınavlar değillerdi. Yani derslerinize girerekten kolay bir şekilde geçebileceğinizi düşünüyorum ben. Ocak'ta bir EYS oluyor ve Haziran'da bir EYS oluyor. Bu isteğinize bağlı olarak hani istediğinize girip geçebileceğiniz hazırlığı. Hazırlığı geçme notu var. 60 puan. Bu şekilde. Zor. Çok zor. Aslında lanse edilen hazırlığın 60 alırsanız geçersiniz, İYS'den şu not alırsanız şükür olursunuz şeklinde. Ama aslında düzenli bir şekilde çalışmazsanız hazırlığı lay lay lom geçmeniz biraz zor. Önceden temeliniz çok iyi değil. Düzenli bir şekilde çalışırsanız da geçemeyebilirsiniz. Yani aslında bu birazcık temel işi. Ama sadece şunu söyleyeyim, hazırlığı geçip geçmeme konusunda. Çok iyi biliyorsanız sıkılırsınız ama çok iyi biliyorsanız bile bence yarım dönem hazırlık okumak iyi bir şey. Çünkü sonuç olarak kendi bölümümüzden olmayan insanlarla tanışabiliyorsunuz. Hele ki eşit ağırlıklar için. Yani biz mühendis çevresi için buradayız sonuçta. Ve o tarz insanlarla tanışma şansınız oluyor ama çok zor. Yani eğer biliyorsanız yarım dönemde geçin, bilmiyorsanız da nasıl olsa alırım 60 falan yani öyle bir şey yok. Zor. Zor yani. Bölümümüz makine mühendisliği temelli bir bölüm olduğu için temel bilim dallarının neredeyse hepsine hakim bir bölüm. Ve daha sonrasında da yüksek oranda iş imkanları sağlıyor. İş imkanlarına birazcık daha değinmek gerekirse, metalürji ve malzeme olarak iki tane aslında ana dalı olduğu için, yani metalürji genellikle araba ve savunma sanayinde çok yoğun iş imkanı olan bir bölüm. Ekstra olarak da malzeme hayatımızda olan her şeyde olan bir bölüm olduğu için istediğiniz her yerde iş bulabilirsiniz. Ya aslında şöyle, temel dersler olarak her mühendislikte aynı dersi alıyoruz. Zaten havuz dersi denen bir şey var. Onun dışında ben henüz ikinci sınıfa yeni geçtiğim için bölüm derslerim çok fazla yoktu geçtiğim sene. Ama şöyle bahsedebilirim. Şirket yönetme üstüne, işte verimliliktir, bu şekilde derslerimiz var. Bunların detayına ilişki sınıflarda girecekler bizim için ama bu şekilde bahsedebilirim. Aynı zamanda bölümümüzün çok fazla çalışabileceğimiz departmanlar, örneğin pazarlama, lojistik, bilim teknolojileri gibi çok fazla departman olduğu için çok fazla olanağı olan bir bölüm olduğunu düşünüyorum ve çok faydalı bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda şöyle bir şey var, dersler çok yoğun olmadığından kaynaklı kendinizi geliştirmek için çok fazla zaman bulabiliyorsunuz. Bunun içine kulüpleri de ekleyebilirim açıkçası. Gülme! Barış gülüyor. Barış mı gülüyordu? Vallahi başını taş yasa benden bileceksin. Bütün kötülükleri, bütün yağan doluyu, yağmuru, her şeyi bile benden biliyorlar. Hakan'dan biliyorlar. Buna adım gibi eminim. Mükemmel oldu. Ama basamıyor. Sosyal imkanları başta olmak üzere olanakları olmuştu. Özellikle burada Erasmus için kontenjanın diğer üniversitelerden fazla olması beni etkilemişti. Erasmus'a en çok öğrenci gönderen üniversitelerden biri, hatta direkt kendisi de olabilir. Sosyal ortamı da, kulüpleri çok fazla ve aktif. Diğer üniversitelerde bu kadar değil asla. Benim için bu önemliydi. O yüzden Yıldız Teknik'i seçtim. Kulübünün bünyesinde olan Esteem sayesinde 70-80 euro gibi düşük bütçelerle Avrupa'daki birçok ülkeye gidip etkinliklere katılıp yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Peki nasıl etkinliklere gidebilirsiniz? Kendinizi kariyer alanında geliştirmek isterseniz kariyer eventlerine veya kişisel bir gelişim sağlamak isterseniz de kişisel eventlere, kişisel gelişiminizi sağladığı eventlere gidebilirsiniz. Ama ben eğlenmek istiyorum, sadece kültür görmek ve dolaşmak istiyorum derseniz de exchange ya da aktivite haftası gibi etkinliklere de gidebilirsiniz. Siz de bu Avrupa'daki eğlenceli etkinliklere katılmak istiyorsanız, Esteem'in parçası olmak istiyorsanız stand haftasında kalite verimli kulübüne üye olmanız yeterli. Herhangi bir bölüm zorunluluğu yoktur. Bunu da düzeltelim.
Keşke. Makyaj yok mu? Özellikle spora önem veren bir okuluz. Tenis kort olsun, futbol sahası olsun, spor salonu ve yüzme havuzu gibi salonlarımız mevcuttur. Şu anda fitness salonumuz yapılmaktadır. Kulüp olanaklarından bahsetmek olursak aslında çok çok farklı insanlara hitap edecek kulüplerimiz bulunmaktadır. Müzik, spor, girişimcilik, iş, kariyer kulüplerimiz bulunmaktadır. Biz de bu kariyer kulüplerinden biriyiz aslında. Kulüpler Vadisi diye bir vadimiz bulunmaktadır gördüğünüz gibi. Benim elim çok garip. Bence üniversite tercih edilmeli. Yani herkesin aslında söylediği bir şey, üniversite kültürü denen bir şey var. Bu noktada benim kendi yaşantımda tecrübe ettiğim şey şuydu aslında. İstanbul Üniversitesi Siyaset'te Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset geliyordu. Eğer kendimi siyaset alanında, yani milletvekilliği, parti hayatı gibi bir alan seçmek istiyorsam İstanbul Üniversitesi'ne gitmeliydim. Ama kendimi daha çok kariyer anlamında kulüplerinin de iyi olduğunu bildiğim ve bu şekilde kendimi geliştirebileceğim şekilde Yıldız Teknik Üniversitesi'ni tercih ettim. Ve bu sayede siyaset okumama rağmen kariyerimi başka bir alanda yönlendirebileceğim. Bunda da mühendis insanlarla aynı ekosistemde bulunduğunuz için network anlamında da geliştirmiş oluyorsunuz kendinizi. Bence üniversite daha önemli bu noktada. Üniversite tercihi daha önemli. Çünkü hem eğitim öğretim hem de etkinlik ortamı olarak bir üniversitenin kültürüne sahip olduğun zaman, o kültürde gelişip büyüdüğün zaman daha iyi bir insan olabilirsin. Yani bölüm sana bu kadar çok şey katmayabilir. Çünkü çoğumuz açıkçası derslere girmiyoruz arkadaşlar. O yüzden. Bunu söyleme. Yani bence. Ben de üniversitenin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir şekilde içeri kapattıktan sonra yatay dikey bir şekilde geçilir. Eskiden kışla olan çok geniş alana sahip bir kampüse sahibiz. Ve araştık. Kanka kışla olduğunu biliyor musun okulun? Ne bilecek mi? Hayır, ondan değil, kışla yani. Okulun flahırı var. Tuban geldikten sonra. Yer altı tünelleri. Evet, yer altı tünelleri. Siperler var. Nerede mi görmedin? Görmemiş. Yerimize geçiyoruz.